Türkçe Peri Masalları. Çarşaf Perisi. Küçük Teddy hastalanmış. Bütün hafta yapacak bir şey ve oynayacak kimsesi yokmuş. Çok sıkılmış. Hena! Hena! Ne oldu Teddy? Hena, annem nerede? Ona bir şey sormak istiyorum. Oh Teddy, annen bütün gece boyunca seninle ilgilendi. Az önce biraz uzanmaya gitti. Onu uyandırmak istemeyiz, öyle değil mi? Ama ona bir şey sormak istiyorum. Neden onun yerine bana sormuyorsun? Belki sana yardım edebilirim. Peki, ona bugün süt ve yulaf ezmesi yerine kreker yiyip yiyemeyeceğimi soracaktım. Oh hayır Teddy, yiyemezsin. Doktorun süt ve yulaf ezmesinden başka bir şey yememen gerektiğini söylediğini biliyorsun değil mi? Eminim yakında daha iyi olduğunda istediğin kadar kraker yiyebilirsin. Bir şeye ihtiyacın olursa bana seslen. Teddy kendini yalnız ve mutsuz hissederek yatakta yatıyormuş. Annesinin gelip ona bir hikaye okumasını dilemiş. Dışarıda oynayabilmeyi dilemiş. En azından bir kraker yiyebilmeyi dilemiş. Bir ziyaretçinin gelmekte olduğunu bilmiyormuş. Aman tanrım, olamaz. Ne tırmanış ama. Sen de kimsin? Sence kimim? Ben bir çarşaf perisiyim. Kim ya da ne olduğun hakkında bir fikrim yok. Evet, bu bir çarşaf. Biz çarşaf perileri insanların evlerinde, onların arasında yaşar ve senin gibi küçük çocuklara göz kulak oluruz. Sana bir hikaye göstermemi ister misin? Yani hikaye mi anlatacaksın? Hayır, hayır. Yani bir hikaye göstereceğim. Tamam. Ne kastettiğimi anlayacaksın. Hadi oyun oynayalım. Karşı çarşaftaki dörtgenlerden herhangi birini seç. Devam et, hadi birini seç. Tamam. Sanırım parlak sarı olanı seçeceğim. Tamam o zaman. Bakmaya devam et ve ben 7 kere 7'ye kadar saymayı bitirinceye kadar gözlerini o dörtgenden ayırma. Sarı dikdörtgenin hikayesini göreceksin. 1, 2, 3, 4. Gözlerini dörtgeninden çevirme. 47, 48, 49. Oradaki şatoyu görüyor musun? O şatoda büyülü bir prenses yaşıyor. 100 yıldır uyuyor. Kahramanının gelip onu kurtarmasını bekliyor. İstersen onun 100 yıllık uykusunu sona erdiren ve onu kurtaran kahraman olabilirsin. Benimle gel Teddy. Teddy inanamayarak yanında durmuş. Kendini zar zor tanıyabiliyormuş. Daha uzun ve güçlü görünüyormuş. Bir prense yakışır giysiler giymiş. Bunu yapacağım. Prensesi kurtaracağım. Teddy, Altın Kale'nin prensesini kurtarmak için dolambaçlı merdivenlerden çıkmış. Cesur ol Teddy, güçlü ol. Ve küçük ve gri olandan sakınmayı unutma. Merhaba, orada kimse var mı? Kale kapısını açıp içeri girerken Teddy'nin içini halsizlik duygusu kaplamış. Büyük salonun 5 duvarı varmış. Duvarlardan 3'ünde yüksek kapılar varmış. Biri elmaslarla, diğeri yakutlarla ve 3'üncüsü zümrütlerle süslenmiş. Asıl soru, bu kapılardan hangisinin arkasında büyülü prensesin yattığıymış. Teddy orada durmuş, durumu tartarken bir şarkının fısıltısını duymuş. İçeri ve dışarı ve dışarı ve içeri. Bir şimşek hızıyla ölüyorum. Bazıları yanılabilir ve bazıları unutabilir. Ama örümcek ağımı bitirmiş olacağım. Ses 4. duvardan geliyormuş. Kapının üzerinde gümüş renkli bir örümcek ağı perdesi varmış. Burada parlayan ağımla oturuyorum. Biraz etrafa bakıp dinleniyorum. Biraz dinlendim ve sonra bir şimşek hızıyla yeniden başlıyorum. Görünüşe göre küçük Teddy yardım isteyebileceği birini bulmuş. Ufak tefek ve gri birini. Bay Örümcek, Bay Örümcek,
Kurtarmak için burada olduğum büyülü prensesin nerede olduğunu biliyor musunuz acaba? Prensesin kahramanının sonunda burada olduğunu görmek çok güzel. Prenses dünyadaki tüm mücevherlerin en güzeli olan Zümrüt kapının arkasında olmasaydı başka nerede olabilirdi diye düşünmen gerekmez mi? Heyecanlanan Teddy küçük gri arkadaşına teşekkür etmeyi bile unutarak Zümrüt kapıya koşmuş. Kapıyı açmış ve dışarı çıkmış. Ama ne yazık ki kendini kale kapılarının dışında bulmuş. Evet Teddy, denedin. Ama Zümrüt kapıyı açmaman gerektiğini bilmen gerekiyor. Önemli değil. Hikayeyi bitirip eve dönelim mi? Hayır, hayır, hayır. Bir kez daha denememe izin ver. Belki bu sefer prensesi kurtarabilirim. Tamam o zaman. Bu sefer bunu da yanına al. Belki işe yarar. Ve sakın unutma, o küçük ve gri olana dikkat et. Teddy kaleye geri dönmüş. Şimdi kahraman gerçekten daha akıllı. Bir kez başarısız oldu ama hala başarılı olabilir. Zümrütler donuk, elmaslar parlak. Işık gibi parlayan bilgeliği de öyle. Tabii ki elmas kapı olmalı. Teddy elmas kapıyı açar açmaz ve dönüp örümceğe teşekkür edecekken pürüzsüz camdan aşağı kaymış ve altın bahçeye geri dönmüş. Yani bulamadın mı? Açtığın kapı... Elmas kapı. Hayır, bulamadım. Uyarımı dikkate almalıydın. Belki de sen değilsin Teddy. Eve gitsek iyi olur. Son bir kez daha deneyeyim. Bu sefer prensesi bulacağım. Pekala. Son bir şans daha. Bunu yanına al. Çünkü işine yarayabilir. Meşe palamudunu verir vermez sihirli bir şekilde değerli taşlarla dolu altın bir kadehe dönüşmüş. Teddy sonra cam merdivenlere yönelirken altın kadehi arka cebine sokmuş. Bu sefer periye el sağlamak için arkasını dönmemiş. Dikkatini toplarken perinin sesi kulaklarında çınlamış. Küçük ve gri olana dikkat et. Kahraman eskisinden daha akıllı. Kırmızı kapıyı dene. Kırmızı kapıyı dene. Yakutlu kapıyı aç ve ardından prensesi bir daha aramak zorunda kalmayacaksın. Hayır, beni iki kez kandırdın. Üçüncü kez kandırılmayacağım. Teddy örümceğe karşı gelince ağını örmeyi bırakmış ve Teddy köşeden örümceğin ördüğü ağın arkasına gizlenmiş küçük sarı bir kapı görmüş. Hangi kapıdan geçeceği belliymiş. Teddy sihirli kılıcına uzanmış. Kapı çelik kadar sağlammış ama tek hareketle kapıyı ikiye ayırmış. Temkinli bir şekilde içeri girmiş. Büyük bir altın avlu görmüş. Ve altın bir havuza akan bir çeşme. Teddy hemen altında prensesi görmüş. Büyülenmiş, altın bir kanepede uyuyormuş ve çok güzelmiş. Bir an için Teddy'nin gözleri kamaşmış. Sonra kendini toplayıp ona seslenmiş. Prenses, prenses, uyan, gitmeliyiz. Prenses kıpırdamamış. Teddy önce yakındaki çeşmeye ve tekrar prensese bakmış. Sihirli kadehi doldurmuş ve prensese su serpmiş. Biri ona hayat üflemiş gibi nefes almış ve yavaşça gözlerini açmış. Geldin mi sonunda? Geldim, evet. Örümcek nerede? Teddy'nin de gözleri kocaman açılmış. Etrafına bakınmış ve örümceği unutmuş. Ama örümcek Teddy'yi unutmamış. Yerde prensese doğru ilerlemiş. Teddy öne fırlamış ve ayağıyla üzerine basmış. Örümcek artık temiz zeminde gri bir lekeden başka bir şey değilmiş. Altın kale sarsılmış ve sallanmış. Prenses ayağa kalkmış ve Teddy'nin elini tutmuş. Büyüyü bozan kişi sen oldun. Bundan sonra Altın Kale'ye hükmedecek ve benim kralım olacaksın. Ama yapamam. Çünkü... Prenses onu avlu boyunca sürüklemiş. Teddy annesini özleyecekmiş. Altın Kral olamazmış. Yaşasın! Yaşasın! Kahramanı selamlayın! Ve bunların hepsi senin.
Prenses kapıyı iter itmez ve Teddy etrafına bakındığında Altın Kale ortada yokmuş. Puf! Her şey yok olmuş. Merdivenler, sesler. Tekrar yatağındaymış. İpek yorganı dizlerinin üzerindeyken mutfaktaki Helena'nın sesini duymuş. Evet, işte sarı dörtgenin hikayesi bu. Hoşuna gitti mi? Aa, güzeldi, değil mi? Bir süre yatıp düşünmüş ve kendi kendine gülümsemiş. Prenses çok güzeldi, değil mi? Teddy annesinin ayak seslerini duymuş. Çarşaf perisine baktığında yorgan tepesinin arkasında gözden kayboluyormuş. Aa, lütfen gitme. Gitmek zorundayım. Annem burada. Teddy bakmış. Annesi çoktan kapıyı açmış ve orada durup Teddy'ye gülümsemiş. Zinde görünüyormuş. Aman tanrım, aman tanrım. Bu tepeden kim inecek?